Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere 3 farklı işinin bulunduğu veri tablosu ile 3 boyutlu baloncuk veya diğer adı ile kabarcık grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırladığım bu örnek grafik ile satış değerlerini incelemeye çalıştım. Burada 10 farklı referansın satış adetine göre toplam gelir ve kar oranları görülüyor. Bahsetmiş olduğum 3 değişkeni grafikte detaylandırdığımda ise birinci değişken olan satış adeti grafikte x ekseni ile İkinci değişken olan toplam gelir y ekseniyle ve son olarak üçüncü değişken olan kar ise kabarcığın ebatı ile temsil ediliyor. Yani ebatı ne kadar çok büyük x ekseninde şu seviyede y ekseninde şuralarda bir yerde olursa sonuçlar o kadar iyi demektir. Şimdi grafimizin nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için formüllerden şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şunları alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Burası seçiliyken şuraya geliyorum. Ekleden grafikler tüm grafikler diyorum ve şuradan x'ye dağılımını seçip şuradan da 3b kabarcık grafiğini seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu biraz büyüteceğim. Şunları seçiyorum. Sağ klik veri seç. Ve şunların hepsini kaldırıyorum. Ekle diyorum. Seri adını şurayı seçeceğim. X değeri olarak satış adedi diyeceğim. Yani şu aşağıdaki alan. Yatay alan. Y olarak ben geçen sefer toplam geliri seçmiştim. Bu sefer karı seçeceğim. Yani şurası. Kabarcık boyutu olarak ise toplam geliri seçeceğim. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Tasarımdan şunu seçeceğim. Şunları seçip sıfırlayacağım şunları. Şurayı da aynı şekilde. Şunları sileyim. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu seçip sağ klik veri serinin biçimlendir. Şuradan rengini, dolgu rengini her bir değer için farklı renk versin. Tekrar grafi bize geliyorum. Bunları seçiyorum. Sağ klik veri etiketleri ekle diyorum. Bunları seçiyorum. Sakalik veri etiketleri biçimlendir. Buradan hücredeki değer diyorum ve şuradan şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldırıyorum ve şuradan da ortala diyorum. Kapatıyorum. Bunlar seçiliyken girişten volt yapıyorum. Büyütüyorum ve beyaz yapıyorum rengini. Şurada çift eşittir. Rastgele arada yüzden yine kadar. Şurasını hesaplatmak için şuraya birim değer formülünü uygulayacağız yine rastgele arada 10'dan 100'e kadar bölü 100 diyeceğiz. Şunu çekteyim aşağı. Şurası şu çarpı bu. Şurası da Shift eşittir şu Börü. topla diyorum. Şurasının toplamı. Windows F4 ile sabitliyorum. Parantez kapatıp Enter. Şunları aşağı çektiriyorum şimdi. Formüllere geliyorum. Şimdi hesapla. Şunu beyaz yapıyorum. kabarcık grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.